Bayanlar baylar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Identity'nin yeni bir bölümüyle daha oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine yeni haritadayız ve Camper Necati ile bugün kurbanlarımızı öldürmeye çalışacağız. Oyunu kazanmaya çalışacağız ama takım var ya, karşı takım efsane. Jason Voorhees var karşı takımda. Michael Myers var abicim. Bütün psikopat seri katiller oyuna doluşmuş. Yani Cadılar Bayramı'nın Michael'ıyla, neyse şöyle alayım şunu. Yani Cadılar Bayramı'nın Michael'ı var. 13. Cuma'nın Jason'ı var. Bize zavallı Camper Necati olarak öldürmeye çalışacağız. Ama bize kendi çapımızda bir seri katiliz neticede. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabilirim. Şimdi hemen şunu. Hocam sen şuraya bir tane at. Yakınlarda birisi var. Parfümcüyü mü düşürdük yine? Tamam. Reis kusura bakma. Yani günün talihsizi sen misin? Ha, şu an gidemiyorum da. Güzel. Reis kusura bakmıyorsunuz. Necati yani. Necati böyle bir adam. Genç alt indirebilir miyim acaba? Kaçabilir ama elimden. Her ihtimale karşı deneyelim şansımızı. Güzel. Şimdi bir tane şuraya. Ki hemen kurtarmaya mı geldiniz? Aa bak arkadaymış. Hiç farkında değilim. Helal olsun. Güzel operasyon. Ama seni de yaralamadan bırakmam. Sevgili Michael. Severim. Michael Myers adamdır. Psikopat bir abimiz. İlginç. Yolda hakkında hiç fikrim yok şu an. Ama ben şunu her ihtimale karşı. Şimdi bu elemanı almanın bir mantığı var mı sanmıyorum. O mumyalayıcıya dokunmayacağız. Biz şu elemanı indirebiliyorsak. Niye öyle bir şey yaptıysam ben de ayrı bir ilgincim. Hocam sus falan yapıyorsun da yakışmıyor. Ya kaçabilene saygım sonsuz. Kesinlikle bir şey demiyorum. Bu arada bu sandalyelerin üstü mü değişmiş ya? İlginç. Böyle değildi gibi hatırlıyorum ama. Pekala. Şimdi Jason'ı öldüreceğiz. Benim gelmemi bekliyor olamazsın. Mumyalayıcı. Şimdi yakınlarımızda var bu arada birisi. Rahibe burada bir yerde. Çok yakınımızda hatta şu an. Şuraya bir tane atar mısın? Her yerde olabilir. Şu an birini haritada görüyor gibiyim. Neredesin? Tamam. Şimdi mumyalayıcı perkünü kullandığına göre. Güzel. Bu harita çok iyi olmuş. Özellikle katiller için ben kaçanlar daha iyi olur demiştim ama. Reis vuracaksın mı? Keşke vursaydın ya. Tamam. Şimdi önce tabii ki de rahibeyi alacağız. Ki mumyalayıcının özelliği bir hiçe çıksın. Oturtalım. Diğeri artık bir şey yapamayacak zaten o yüzden. Pek problem değil ama yakınlarda bir sandalye var. Bizim için önemli olan soru o.
ki yokmuş. Kurtulur elimizden, o yüzden yetişemeyebiliriz. Çok ilginç ses duydunuz. Tak 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 tak. Oğlum, oha! Oğlum ne var burada? Boş hocam içi. Oğlum korkutmayın adamı. Allah'ı aklım çıktı ha. Çok ilginç olmuş. Güzel olmuş, güzel. Bayağı uzaklaştı adam. Ki uzaklaşması hiçbir mantığı yok. Kapak açılmayacak çünkü hiçbir tane şey tamir edemediler. O yüzden birbirlerini kurtarmayı tercih ettiler ki doğru hamleydi bu. Tamam, ikisini de gördüm. Vallahi oha çok iyiydi be. Vallahi çok iyiydi. Şey yapalım mı hatta? Arkadaşlar bir tek tek kalalım. Bütün seri katilleri şu an oyundan yolluyoruz. Burada bir seri katil var, o da benim. O yüzden gençler, size şimdilik ihtiyaç yok. Belki sonra, belki başka sefere. Şimdi kaldık berabere. Yani baş başa kaldık arkadaşlar. Neredesin reis? Oradasın. Bu arada haritayı gezmeye devam ediyorum. Bir önceki bölümde olduğu gibi. Gerçi o zaman fazla bakamamıştım etrafta ne var ne yok diye ama şimdi bakabilirim. Yalnız o vurma olayı çok iyiydi az önce. O ses çıkma olayı çok iyiydi. Ama çok ince düşünmüşsünüz be. Vallahi var ya, her ayrıntısını düşünmüşler haritanın ya. Tabii sevmeyenler de oldukça fazla haritayı bu arada. Yani herkes biliyorsunuz sevmiyor bazı şeyleri. Bu arada buradan da nerede olduğunu görebiliyoruz, değil mi? Şimdi biz neredeyiz ama önemli olan o. Ben elemanı görüyorum ama ben hangisiyim? En alttakiler, en altta ve en üstte kapı var. Onlar kapı olsa, ben de şu orta kısımda olsam. İlginç. Bunu çözmek lazım. Bu arada eleman atlıyor falan, bir şeyler yapıyor. Yerini belli etmeye çalışıyor galiba. Ben her ihtimale karşı şu gözlerden bırakayım. Ne olur ne olmaz. Tamir etmeye çalışıyor olabilir. Yani kapak biliyorsunuz şu an kapalı olduğu için tek kurtuluşu tamir etmek. Biraz zorlanacak ama hiç belli olmaz bu işler. Bayağıdır yakınlarımda ama bulamadık şu ana kadar. Benim önümde koşuyordur. Çünkü hala görüyorsunuz o 36 metrenin içinde yani arkadaş. Her güzel şeyin bir sonu var. Kiracım. Biliyorsundur. Olsun, yine elinden geldiğince kaçmaya çalıştın. Tebrikler. Hemen şöyle hızlı hızlı. Tek maç olsun bu da. Artık zaten identity fazla uzun tutmayacağım. Ara ara tek maç yaparım diye düşünüyorum ama elimizden yine mi kurtulacaksın?
Bu sefer kaçma reis. Güzel oyundu. Şimdi açmamız yani atmamız gereken zarlarımız var, onları da atalım. Yavaş yavaş bölümün sonuna geliriz. Bu haritayı ben dediğim gibi bayağı sevdim. Kaç tane zarımız? Tamam. 5 tane var. Hemen hızlı hızlı atalım. Bu arada şimdi mumyalayıcının kostümü gelecek, beyaz olan. Güzel. 17. Hiç fena değil. Ama küre açamayacağız galiba. Aynen, küre nerede? Yani pek uzakta değil. Bu arada palyaçonun da bir kostümü çıktı. Onu da göstereyim size hızlı hızlı bundan sonra. Hocam, beyaz mı kırmızı mı? Aslında böyle beyaz saça daha bir uygun sanki ama neyse böyle kalsın şimdilik. Bu arada Cowboy Chica'nın bir versiyonu da palyaçoya çıktı. Üzerimde görmüş olduğunuz bu kostüm. O da biraz önce çıktı. Ben kayıtta değilken çıktı. Böyle arkamızda ahtapot falan var. İlginç baya. Hatta bölüm burada sonlandırıyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.